Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yüksek oranda lif içeren, kalorisi düşük, kalp dostu, vitamin, kalsiyum, fosfor, demir içeren, kemik gelişimimize fayda sağlayan, sindirim sistemimizin gelişimini olumlu yönde etkileyen ve kolesterolümüzü düzenleyen bir sebze, yani taze fasulye, diğer bir adıyla yeşil fasulye, Ayşe Kadın fasulye yemeğini yapacağız. Ben taze fasulyemi güzelce sirkeli suda beklettikten sonra güzelce yıkadım ve suyu süzülüyor şu an. Şimdi kılçıklarından arındırıp eğer kılçığı varsa fasulyelerimi temizleyip doğrayarak yemek yapma işlemine başlayacağım. Fasulyeyi nasıl ayıklıyorum hemen göstermek istiyorum. Şöyle baş kısmından alıyorum. Diğer baş kısmından da. Kılçığı varsa zaten o geliyor ama benimkiler gayet kılçıksız. Güzel. Şöyle kenarından çıkarsa hafif alabilirsiniz kılçığını. 3'e 4'e bölerek fasulyemizi ayıklıyoruz. Şu şekilde de ayıklayabilirsiniz. Yani ben bütün yapıyorum ama şöyle ikiye ayırarak ortadan bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu da 2'ye ya da 3'e fasulyenizin büyüklüğüne göre bu şekilde fasulyelerimizi bu şekilde ayıklıyoruz. Evet, fasulyelerimizi ayıkladık. Şimdi bir baş kuru soğanımı yemeklik doğradım ve tencereme alıyorum. Evet, şimdi soğanlarımın üzerine 4 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. Soğanlarımı kavuruyorum. Üzerine şimdi 2 ya da 3 yeşil biber, doğramış olduğum biberi ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce kavuralım. Evet, kavrulan soğan ve biberlerimizin üzerine şimdi 1 yemek kaşığı salça ve 3 adet domates ekleyelim. Evet, salçamızın kokusu çıksın. Kavuralım iyice. Şimdi domatesimizi de ilave edelim. İsteyenler domates ya da yazdan böyle domates sos hazırladıysanız kavanozlarınıza konserve domates sosundan da ilave edebilirsiniz. Ben şimdi öyle yapacağım. Evet, domates sosundan da ilave ettim. Kavanozlara yazdan hazırlamıştık bunu. Şimdi kavrulsunlar. Fasulyelerimizi ilave edelim. Şimdi fasulyelerimizi ilave edebiliriz. Fasulyelerimizle de şöyle 5-10 dakika kavuralım. Suyu bitene kadar, azalana kadar. Evet, ağzını kapatıyorum. Şöyle bir 5-10 dakika kavrulacak. Ara ara kapağını kaldırıp karıştıralım. Evet, yeterince kavrulan fasulyelerimizin üzerine şimdi suyumuzu, sıcak suyumuzu ilave edelim. Benim fasulyem yarım kiloydu. Suyunu fasulyelerin üzerine çıkacak kadar ilave etmemiz yeterli olur. Şöyle karıştırıp bakayım. Evet, suyu yeterli bence. Şimdi ağzını kapatacağım ve kısık ateşte fasulyelerim yumuşayana kadar pişirmeye bırakacağım. Fasulyeden fasulyeye pişme süresi değişir. Pişmesine yakın, yani ocaktan almadan önce tencereme bir pişmesine bir 5-10 dakika kala tuzunu ilave edeceğim. Evet, artık yemeğin pişti. Çatalla kontrol edebilirsiniz pişip pişmediğini bir tanesini. Altını kapatıyorum. Evet, yemeğim artık servise hazır. Evet, zeytinyağlı taze fasulye yemeğimiz hazır. Yanında pirinç pilavı ve cacıkla birlikte servis edebilirsiniz yemeğinizi. Yapanların şimdiden ellerine sağlık, afiyet olsun.
Bugün Güley'in Kamerası YouTube kanalı olarak 5000 aboneyi geçmiş bulunmaktayız. Her geçen gün ailemiz artıyor, büyüyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.